Merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Bugün ne yapıyoruz? Hemen konuya geçiş yaptım çünkü heyecanlıyım. Bugün size daha önce bahsettiğim gibi bir seri yapalım demiştim, hatırlarsınız. Kiehl's ürünlerini denemiştik set halinde. Onunla ilgili hemen bir bilgilendirme de yapmak istiyorum. Dediğim gibi muhakkak düşüncelerim değişecekti zaten. Düzenli kullanımdaki etkisini sizinle paylaşacağımı söylemiştim. Aralarında en sevdiğim çok net bir şekilde maskesi. Muazzam temizledi siyah noktalarımı. Çok beğendim. Ay nefes nefese kaldım. Niye öyle oldu ya? Koştur koştur bir klima açıyorum. Çünkü hava o kadar sıcak ki duştan çıkıyorum. Anında terliyorum falan. Rezalet bir durum gerçekten. Neyse çok beğendim. Gözaltı kremini çoğu kişinin beğendiğini söylemiştim zaten size. Bende hafif o yağlanma yaptı. Gözaltımda böyle küçük yağ bezeleri oluştu. O yüzden o biraz böyle bende muallakta. Yani bana çok yoğun geldi. Bana iyi gelmedi. Onun haricinde başka ne var? Başka bir şey yok herhalde söylemem gereken. Şimdi bu Glam Glow'un daha önce göstermiştim zaten. Setiyle başlayacağız. Yine aynı şekilde ilerleyeceğiz. Bunu o kadar merak ediyorum ki. Hani açıp baktım sadece. O kadar. Onun haricinde hiç denemedim haliyle. Hadi ya. Şunu bir açayım bir de saçımı toplayayım. Geliyorum. Bu Super Mood temizleyicisi. Bu maskesi. Bu da nemlendiricisi. Başlayabilirim böyle. Bundan da hiç indirim kodu falan çıkmamış bu arada. Yapacak bir şey yok. Öncelikle notlarımı aldım. Hemen size içeriğini okuyacağım. Yüz temizleyicisini... Kız konuşamadım, tutuldu. İki not almışım ya. Diyor, gözenekleri tıkayan kir ve makyaj kalıntılarını arındırarak her kullanımda cildin daha berrak bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur diyor. Okaliptus yaprakların sayesinde cildi korur. Akdeniz kili ve bambu, ubame ve Hindistan cevizi kömürü ile toksinleri arındırır diyor. Kil minerali de ciltteki fazla yağlanmayı dengeler diyor. Kullanım ipucu olarak da kuru cilde masaj yardımıyla dairesel hareketlerle eşit bir şekilde uygulayın. Su ile durulayın diyor. O yüzden kuru bir cilde tam da şu an. Zaten zannediyorum suyla... Aa böyle. Ben bunu şeffaf zannetmiştim cidden. Aa. Ve bu günlük kullanım için öneriliyor. Lakin biraz araştırmalarım sonucunda bunun günlük için bir tık... ağır olduğunu duydum. O konuda bir şey diyemiyorum. Bu arada duştan çıktım. Hani bilerek hiçbir şey yapmadım duşta ya da duştan çıktıktan sonra görelim diye birlikte. O yüzden zaten saçlarım da kabarık. Suyla temas ettiğinde de köpüren bir formu var. Ya evet cilt bakımına gidiyorsun. Yani çoğu kişi gidiyor ama hani gitsen bile evde bakman gerek. O yüzden aslında bunlar yapılması gereken şeyler. Ay çok korkunç oldum. Ay. Bir saniye ya bakacağım şu an. Yüzümü tanımadı. Çok normal. Tamam da yani bunu daha fazla bu kurudu yani şey yapamam ki. Ama sizin görmeniz için bir saniye. Diğer şeyde de öyle yapmıştım çünkü. Arkadaşlar aydınlandım. Temizleyici beklediğimden daha yoğun olduğu için ben gerçekten bir tık cildimi kurutur böyle gerilir diye düşünmüştüm. Ama keşke dokunabilseniz. Aydınlanmayı zaten görüyorsunuz değil mi? İnanılmaz yumuşacık şu an. Bayıldım. Şimdi zaten bu set... Genel olarak gözenek küçültme ve siyah noktaları gidermeyi vaat ediyor. Düzenli kullanımdaki etkilerini de muhakkak zaten söyleyeceğim size. Ama bu ilk izlenim haliyle çok beğendim. Şimdi bir saniye bunu açmakta zorluk çekiyorum.
Tırnaklarım o kadar kötü ki. Ya bir şey diyeceğim. Hani böyle hep arada kalıp işte protez tırnak yaptırsam mı, yaptırmasam mı? Ne bileyim işte çok güzel, kusursuz duruyor falan düşüncesinde olan insanlar varsa, hatta deneyimlemiş olanlar da muhakkak vardır aranızdan. Tırnaklarım kağıt gibi arkadaşlar ve bayağı bildiğiniz ortadan kırılıyor. Bu konudan da çok muzdaribim. Diana'ya da küstüm. Tırnaklarım çok kötü çıkartıldı. Şunu bir açayım, açamadım kız. Yani o kadar kötü açtım ki çocuk gibi. Şimdi özellikle T bölgeme süreceğim. Mahvoldum ya. Gerçekten mahvoldum. Şöyle alalım, fırçamı da alayım. Bu şimdi bir 15-20 dakika bekleyecek. Bu arada yanması çok normal falan yazıyordu. Karıncalanma hissetmek vesaire. Hemen geliyorum. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Biliyorum şu anda beni ciddiye almak çok güç. Ama içeride aynada işte banyoda tekrar bir yüzüme baktım. Elimi temizlerken. Gerçekten böyle cildim blurlanmış gibi pürüzsüz duruyor. Bilmiyorum oradan öyle mi ama. Ya gerçi bu işte spot ışığının önünde dünyanın en kusursuz cildini getir. Yani yine kusuru vardır yani gözükür. İnanılmaz. Gerçekten şoktayım. Böyle pürüzsüz, böyle bir blurlanma gibi, böyle bir çok beğendim ya. Şu an aşk yaşıyorum. Hatta şey pişmanlığındayım. Niye videoyu bekledim? Kendim keşke daha önce kullansaydım falan diyorum. Tamam, şimdi bu maskenin özelliklerini anlatacağım. Zaten en çok satanlarda çok sevilen bir maske. Siyah nokta gözenek sivilce görünümü gibi endişelerle savaşmaya yardımcı olur diyor. Arkalı ne ya? Maske içerisinde bulunan kil karışımı ve aktif kambu kömürü en derin kir ve toksinleri arındırmaya yardımcı olur diyor. 6 farklı asidin birleşiminden meydana gelen karışım. Laktik asit, salisilik asit, glikolik asit, mandelik asit, tartarik asit ve pürülik asit cildin daha yenilenmiş ve kızarık görünümünden arınmış, temiz ve canlı gözükmesini sağlar diyor. Kullanım ipucu olarak da temiz cilde tabaka halinde uygulayın diyor. 5-20 dakika arası da kurumasını bekleyin diyor. Haftada 1 ya da 3 kez. 1'den 3'e kadar. Ay konuşamıyorum, ben gerçekten video çekmeyi unutmuşum yine. Öyle yapabilirsiniz işte. Uygulama sırasında da hafif bir karıncalanma hissederseniz bu aslında aktif bileşenlerin işe yaradığını gösterir diyor. O zaman görüşürüz. Güzelce kurusun. Sonra bir görelim. Cilt bakımına istediğiniz kadar gidin. Özellikle benim normalden karmaya bir cildim var. Çok korkuncum. İlla mesela özellikle mevsim geçişlerinde ya T bölgem yağlanıyor ya da kuruyor. Özellikle yazın hafif böyle bir yağlanma oluyor tabii ki. Kışında bir kuruluk söz konusu. İnanılmaz beğendim arkadaşlar. Bir yerde şey deniliyordu işte, bu günlük kullanımda bir tık hani şey ne derler, ağır fazla gelir falan ama bence değil yani. İnanılmaz beğendim ya. Böyle bir şey yok. Çok çok fav yani. Ki bu ilk izlenimim. Neyse 15 dakika sonra görüşürüz. Son hali bu arkadaşlar, 20 dakika sonra. Hala biraz beklesem diyorum, zannediyorum. Şuraya biraz yoğun sürmüşüm. Çok kötü gözüküyor. Sanki böyle siyah noktalarımı dışarı fırlatmış gibi, böyle gözeneklerimin hepsi belli falan. Midem bulandı gerçekten. Ve inanılmaz gergin, konuşmakta çok zorlanıyorum. Hemen bir yüzümü yıkayayım. Bakın aşırı gergin böyle. Ay arkadaşlar, cidden ben mi abartıyorum yoksa doğru mu görüyorum? Gerçekten çok beğendim. Burnumun üstünde hafif pütürlükler oluşmaya başlamıştı. Ve zaten T bölgesine sürmemin sebebi de dediğim gibi yazın çok hızlı bir şekilde. Mesela ben cilt bakımına gittikten sonra bir 15 gün tabii ki her gün tonikleyip serumumu ya da nemlendiricimi sürüyorum. Onun da etkisi var ama çok daha hızlı. Özellikle mevsim geçişlerinde ve kışın benim pütürlenmem daha çok olur. Gözeneklerim bir tık daha işte açık bir halde olur. Sıkılaşması daha zor bir halde oluyor falan.
Yaz olduğu için, oraya bağlayacağım. Yaz olduğu için cilt bakımı yaptıralı hafta 10 gün falan oldu zannediyorum. Yine böyle bir hafif pütürlenme vardı. Full onu aldı. Özellikle ya gerçekten şu yüz yıkama jeli bildiğiniz blurladı. Ten rengimi eşitledi. Aydınlık bir görünüm kazandırdı. Ya şaka gibi şu an gerçekten şoktayım yani. Hani pürüzsüz gözüktü cildim. Öyle söyleyeyim size. Bilmiyorum kamerada ne kadar net gözüküyor. Aynı şekilde maske o pütürlerin hepsini aldı. Ve gözle görülür en azından birkaç tane çok net gördüğüm siyah noktam vardı. Bakın ilk ya daha hani. İnanılmaz. Çok başarılı. Şimdi kendi toniğimle hemen bir tonikleyeceğim cildimi. Maske kalıntısı olmasın. Bayağı iyi temizledim lavaboda. Allah'ım yarabbim temizlik hastalığı işte. Ne yaptım biliyor musunuz? Bir tane daha fırçam var benim. Böyle işte maske için falan bir tarafı burun kenarları için bir tarafı daha yüzeyi büyük. Çok işte de vardır hatta. Onunla çıkarmaya çalışıyorum. İkili olduğu için haliyle biraz zor çıkıyor. Bir yandan elimle falan derken lavabonun içi böyle gıpgri oldu. Pismiş gibi. Kusura bakmayın geciktim. Bir yandan da lavaboyu falan temizledim. Şöyle. Bu da aşık olduğum damacana boyutunda aldığım cleaning toni. Çok iyi ya. Çok beğendim ki bu ilk yani hani kullanışım. İnanılmaz gerçekten. Kiehl's'tan daha pahalı evet. Ama hele arkadaşlar ben aldığımda ki fiyatıyla şu anki aynı. Zaten Türkiye'de hiçbir şeyin fiyatı aynı kalmıyor. O ayrı bir trajikomik olay da yükselmiş bayağı. Yüzümü şey ama haşat ettim. Tamam şimdi nemlendiricisini de kullanalım. İnanılmaz bir tonik ya. Daha üstüne tanımıyorum yani. Şimdi nemlendiricimiz. Alınırım. Ay gerçekten. Gerçekten isminin hakkını veriyor. Gerçekten water gel. Su gibi kız. Emildi hemen. Benim kullandığım nemlendiricilerin yapısına çok benziyor. İnce ama şey değil böyle. Hani işe yaramayan ince yapılı nemlendiriciler olur ya. Öyle değil. Ay çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Saçına da geldi. Love it. Ay arkadaşlar. Gerçekten bir şans vermenizi çok isterim. Çok samimi söylüyorum. Bir şans vermenizi, buna bütçe ayırmanızı, kendinize baksanıza, yatırım yapmanızı, deneyimlemenizi isterim. Bir de size hep şunu öneriyorum ya. Ben eczaneden bir de şunu görmüştüm. Galiba böyle bir koleksiyon gibi bir şeydi bu. Bu da nasıl biliyor musunuz? Bunu göstereyim. Böyle küçük küçük sim taneleri gibi böyle çok iyi ya. Bayılıyorum. Bayılıyorum arkadaşlar. Çok güzel. Gerçekten inanılmaz. Çok beğendim. Bakın yüzüm var ya şu an böyle öyle yani. Şu an tam öyle cildim. Güzeller içinde. Neyse. Ben gidiyorum arkadaşlar. Umarım sizin için de keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Ben çok beğendim ürünleri. Muhakkak yani bunları düzenli kullanımdaki etkisini aynı Kiehl's'da olduğu gibi ve bu videoda bahsettiğim gibi ya bir sonraki sette mutlaka anlatırım böyle böyle etkisini gördüm diye. Ya da videonun arasında ne bileyim bir herhangi bir videonun arasında muhakkak bahsederim. Bu arada geçenlerde Mac'in yine iki al bir öde kampanyası mı ne vardı? Nefsime yenik düşüp bu sefer de Modesty diye okunuyor herhalde. Diğerini okuyamam. Bu zor. İki rengini daha aldım böyle. Bunlarla böyle bir Reels çekme planım var. Bunlar niye kutusunda duruyor derseniz de yakında anlarsınız falan diyormuşum. Neyse ben gidiyorum. Ha bu arada Foreo'yu da falan yapacağız bir ara. Ya o kadar yoğunum ki. Bakın şaka yapmıyorum. O kadar yoğunum ve o kadar böyle yorgun olduğum bir dönemdeyim ki gerçekten. Size anlatamam. Öyle. Neyse bu videoluk da benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Lütfen kanala abone olmayı ve beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.
Ay spiker gibi. Nasıl güzel konuştum. Tutulmadan böyle tık tık tık. Mükemmel bir detayım ya. Vallahi öpeceğim şimdi kendimi. Dağın ıslaklığını görüyor musun? Hem böyle ıslak gibi duruyor Berkan. Hem de böyle simli parıltılı. Aynı benim gibi. Başka diyecek hiçbir şeyim yok.